İstanbul'dan bunalanlar Tiny House'lara akın etti. Çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Vatandaşlarsa doğanın keyfini çıkarttı. İstanbullular şehrin stresinden ve olumsuz etkilerden uzaklaşmak istedi. Vatandaşlar soluğu doğada aldı. Deprem endişesi ve kent merkezinden uzaklaşma isteği ise ibreyi tiny house'lara çevirdi. Evimiz biraz eski bir ev. Bu deprem bizi çok korkutuyor. Biz de o yüzden hani deprem, Allah korusun ya da başka bir felakette gitmek için böyle güzel bir yer bakıyoruz efemiz için. Tiny house'lar tabiatın içinde şehrin gürültüsünden ve stresinden uzak pratik bir nefes alma alanı sunuyor. Şehir hayatında o sıkıcı atmosferden kaçıp buralara gelmesi, işte böyle başını sokacak bir yerin olması zaten bir konsept devam ediyordu. Ama buradaki daha farklı, doğayla iç içe. Bir de her şey düşünülerek yapılmış. Çok güzel bir uygulama. Rahatlıkla hareket ettirilen yeni yaşam alanları tiny house'lar kısa süre içinde farklı arazilerde konut olarak kullanılma imkanı sunuyor. Tiny house alırken tabii ki çok dikkatli olunması gerekiyor. Yasal çerçeveler içerisinde olması gerekiyor. O2 belgesi, O1 belgesi trafiğe tescilli olması gerekiyor. Aksi takdirde imarsız arsalar kanununa göre tarla vasfında dahi olsa bir arazi bunları koymaları sıkıntı olabilir. Çatalca'nın İnceiz köyünde ise Tiny House Festivali düzenlendi. Birçok kişi bir araya gelerek mobil evlerin yeni modellerini görme ve bilgi alma fırsatı buldu.